Covid-19 pandemisinde e, psikolojik etkilenme çok yüksek düzeyde oldu. Yani bununla ilgili Üsküdar Üniversitesi olarak bir çalışma yaptık 6318 kişi üzerine. Ve orada şunu gördük ki toplumda %50'nin üzerinde, %50-70 arasında e, aşırı çok korkuyorum, çok kaygılıyım gibi, gibi belirtiler hissetti ve bu ee, bu üzerinden pandeminin üzerinden e, 6 aydan fazla zaman geçtiği halde bu korku devam ediyor. Küresel olarak devam ediyor. Ve psikiyatri kliniklerine başvurular arttı. Ee, özellikle dengede olan birçok psikiyatrik hastanın hastalığı nüksetti. Ee, panik ataklar arttı. Ee, Obsesif kompulsif bozukluk hastalığı arttı. Posttraumatik stres bozukluğu hastalığı arttı. Birçok kimse stabil giderken hastalığı nüksetip hastaneye yatma durumu oldu. Yani olgular arttı ve bu şu anda Dünya Sağlık Örgütü'nün burada küresel psikolojik hastalıklar pandemisinden söz eden uzmanlar olmaya başladı. Şu anda böyle bir ruhsal hastalık pandemisi şu anda ciddi şekilde konuşuluyor. Yani böyle bir durumda tabii pandemiye karşı, virüse karşı vücut aşı bulunmaya çalışılıyor ya da pasif bağışıklık diyerek virüs bulunamasa bile yıllar içerisinde yavaş yavaş e, toplum bağışıklık oranı artarak e, diğer influenza gibi e, bir hale gelebilecek ama ya immün e, sistemi zayıf olanlar yahut da e, te, e, ileri yaştaki birçok kimse buradan kaybedilecek. E, bunu gözüküyor. Böyle bir durumda e, peki psikolojik hastalık pandemisi de söz konusu mu? Söz konusuysa buna karşı neler olabilir? Şimdi psikolojik pandemiden bahsederken aynı bağışıklık sistemimiz gibi, immün sistemimiz gibi vücuttaki enfeksiyona karşı aynı şekilde bizim de psikolojik bağışıklık sistemimiz var. Nasıl şu anda hekimlikte koruyucu hekimlik çok önemliyse, nasıl kişinin hasta olmaması için yapılan şeyler ne kadar önemliyse, Önleyecek kimle koruyacak kim, aşı bunlardan birisidir ee, ve diğer taraftan da kişinin yaşam stili bunlardan birisidir. Ee, bun bunlar önemli ise psikolojik sağlığımız açısından da bunlar önemli. Mesela psikolojik sağlamlığı olan kişiler psikolojik bağışıklıklar daha yüksek oluyorlar. Psikolojik sağlamlığı olan kişiler hatta bizim Anadolu'da yılmazlık denir. Yılmazlık e, ruh hali olan kişiler. E, Covid'e karşı daha dirençliler, daha dayanıklılar. Yılmaz kişi nasıl oluyor? Yılmaz kişinin şu özelliği şudur. Da, psikolojik dayanıklılığı olan kişinin, psikolojik sağlamlığı olan kişinin özelliği şudur. Zorlukları hayatında kazanıma dönüştürebilmiş kişilerdir bunlar. Bağışıklık sistemimiz de şöyle çalışır. Vücuda bir mikrop girdiği zaman o mikrobu tanır. Ona karşı antikor geliştirir. Daha sonra o mikrop tekrar geldiği zaman vücutta antikor olduğu için ona tepki verir. Mikrop vücutta yayılamaz. Aynı sistem psikolojik bağışıklık sistemimizin de geçerli. Kişi eğer stres yönetimini biliyorsa, hayattaki zorluklara karşı sorun çözme becerisi geliştirmişse, kişi dayanıklılık eğitimi almışsa, doyum erteleme becerisi geliştirmişse kişi, bu beceriler bu gelişmişse bunlar Yetenek değil beceri bak. Yetenek doğuştan gelen şeylerdi. Beceri sonradan kazanılan. Bu becerileri geliştirmişse bu kişiler psikolojik sağlamlığı yüksek yüksek düzeyde oluyor. Ama şu andaki ilginçtir. Günümüzün insanı diyelim 20-30 sene önceki dönemlerde ergenliğe ulaşan insanlara göre şimdiki ergenliğe ulaşan insanlar böyle daha önce zorluklar içerisinde o psikolojik olgunlaşmayı yaşamıştı. Ama şimdiki gençler, şimdiki insanlar kolaylık içinde psikolojik olgunlaşmayı, psikolojik sağlamlığı örnek öğrenmek zorunda. Şimdi bu aynı şey Covid pandemisi içinde geçerli. Bu pandemiye karşı bizim psikolojik sağlamlığı öğrenmemiz gerekiyor. Psikolojik bağışıklık sistemini güçlendirmemiz gerekiyor. Bunun için de gelen bu virüsle ilgili algılarımız önemli bak. Virüsle ilgili nasıl algıladık virüsü? Tehdit olarak mı algıladık? Yoksa bir fırsata dönüşme olarak algıladık. Bununla ilgili diğer taraftan da şu da önemli. Bunu nasıl yorumladık? Nasıl anlamlandırdık virüsü? Şimdi virüsü böyle beni her an gelip öldürecek bir tehdit gibi algıladıysak bu kimsede kaygı ve korku aşırı yüksek oluyor. Ama virüsü ben alıp kontrol edip bu virüsü hayatımda tehdit olarak değil bu virüs karşısında benim bazı psikolojik savunmalarımı güçlendirecek, bunu hayatımda kazanıma dönüştürecek, fırsat olarak değerlendirebilecek bir anlam yüklemem lazım bu pandemiye, diyorsa bir kimse. Pandemiye böyle bir anlam yüklerse, doğru anlam yüklerse, bu pandemiyi sağlam, psikolojik sağlamlığa dönüştürebilir. Psikolojik bağışıklık sistemini güçlendirmiş olur. Onun için bu pandemiye doğru anlam yüklemek çok önemli. Bu kişi birey bazında da önemli, toplum bazında da önemli. Peki, doğru anlam nasıl yüklenir pandemiye? Böyle pandemiyi doğru tanımlamakla yüklenir. Pandemiyi böyle yani kişi aşk felaket şeklinde algılıyorsa böyle devamlı 60 dakikanın 50 dakikası bunu düşünerek algı yaşıyorsa kişi bu pandemi yanlış anlamlandırıyor demektir. Böyle durumlar psikolojik bağışıklık sistemi devamlı alert olduğu için devamlı uyanık olduğu için tükenir. Tükendiği zaman bu kişiler daha çok hasta olurlar. Onun için psikolojik bağışıklık sistemimizin güçlü olması için muhakkak psikolojik bağışıklık sistemiyle ilgili savunmaları güçlendirmemiz lazım. Nasıl fiziksel bağışıklık sistemimizde T hücreleri vardır. Aşılar bu T hücrelerini artırır, üretir. O T hücreleri de antikorların üretilmesine çok önemlidir. T hücrelerinin denilmesinin sebebi timus beziyle ilgilidir. Göğsümüzdeki timus beziyle. Bu timus bezinde çok üretiliyor bu çocuklarda çok büyüktür tüm bezi. çünkü antikor devam habere mikropla karşılaşır çocuklar ve T hücreleri mikrobu tanır ve ona karşı vücutta kodlar onu mikrobu ve ona karşı devamlı vücut protein üretir olur belki 5 senelik 10 senelik 20 senelik protein üreterek o vücut vücuda girdiği zaman önlemiş olur. Ya yani anne sütünde vardır mesela annedeki bütün antikorlar anne sütünden çocuğa geçtiği için ilk 6 ayda çok emziren çocuklar Mikroplar çok dayanıklı olurlar. Ama ondan sonra yavaş yavaş o çocuklar kendi mikroplarına, kendi antikorlarını geliştirmeye başlarlar. Aşılar bunun için yapılır. Yani bunun için zayıf virüs aşıları mesela ne olur? Vücuda zayıf virüs aşı, ya zayıf virüs verilir. Polio böyle yok edildi dünyadan. Zayıf virüs verildi, vücut zayıf virüsü rahatlıkla antikor geliştirdi vücut kendi kendine tanıdı güçlü su sel gibi virüs geldiği zaman antikor olduğu için hiç ilerleyemedi ve çocuk belki küresel olarak silindi. Aynı şekilde çiçek aşısı da öyle. Çiçek aşısı üretildi ve bu da bir çiçek bir virüse tanıtıldı. O virüs vücuda aşıyı hayvanlardaki virüste onların antikorlar üzerinden insan vücudunda bağışık sistemi güçlendirildi. Psikolojik olarak da bunu yapabiliriz. Bunu yapabileceğimiz şey şu, biraz önce de vurgulamaya çalıştığım gibi, burada olayı doğru anlamlandırabilmek. Birincisi, psikolojik bağışıklık sisteminde yaşadığımız her hayat olayını, her acıyı, her stresi, her sıkıntıyı bir aşı olarak göreceğiz. Yaşadığımız stres, zorluk, felaket, bunlar bana, bunun stres aşısı olarak göreceğiz. Stres aşısı olarak görürsek bu stres aşısı ne yapar? Panik yapmazsın aşırı yapıldığı zaman sana. E panik yapmazsın ya bu aşı bana ileride faydası olacak. bu. Yani yaşadığım şu zorluk bu pandemi beni ileride başka zorluklara karşı aşılıyor diyecek. Ve bu kişi o pandemiden güçlenerek çıkacak. Ne olacak? Doğru pozisyon alacak. Bakın uçurtmayı uçurtan nedir? Uçurtmayı uçurtan Rüz şey değildir, rüzgar değildir. Rüzgara karşı uçurtmanın aldığı pozisyondur. Onun için biz de bir pandemiyi bir rüzgar gibi, bir fırtına gibi görürsek, ona karşı doğru pozisyon alırsak bizim ayakta kalmamıza sebep olur bu. O için biz hayat olaylarını stres aşısı gibi göreceğiz ve buna karşı onu tanıyacağız, ona karşı. Kendimizi doğru bilgilendireceğiz. Gerekiyorsa bu konuda eğitim alacağız, uzman görüşleri alacağız. Doğru bilgilendireceğiz, hazırlıklarımızı yapacağız. Ondan sonra olumluya odaklanacağız. Tedbirimizi aldıktan sonra aşıyı hayatımızda ikinci plan alacağız. Birinci planda günlük rutin işlerimiz olacak. Bunu yapabilirsek psikolojik bağışıklık sistemimizi güçlendirmiş oluruz aşıya karşı. Bu, bu da e, e, olayları abartmadan doğru anlam yüklemek ve ikinci adımda da günlük ve rutin işlerden uzak kalmayıp ama bir taraftan da en olumsuza karşı önlem almak. Hani Anadolu'da bir söz vardır. Kendini kışa hazırla ama yazı bekle denir. Kendimizi kışa hazırlayıp devamlı kışı beklersek veya psikolojik bağışıklık sistemimiz bunu taşıyamaz. Onun için olumluya bekleyeceğiz. Bu çünkü insanın kontrol edebileceği şey var, edemeyeceği şey var. İkinci olarak psikolojik bağışıklık sistemimizi kullanmanın yolu biz bunu acceptance commitment terapi tekniği olarak kullanıyoruz. Yani bu şu demek kişi bir olay yaşadığı zaman kontrol edebileceğim şey mi bu edemeyeceğim bir şey buna karar verir. Kontrol edemeyeceği şeyi şey olarak görür. Bu, bunu benim için hayatımda nasıl kazanıma dönüştürebilirim bunu? Bu benim için nasıl bir enerjiye dönüşebilir der. Ve bunu kabullenir ve bunun çözülmesi için girişimde bulunur girişimde bulunur. O, pasif oturmaz. Bağışık bu e, pasif e, direnişi olarak e, görebileceğimiz e, bu e, durum uzun süre devam ederse biz Covid'i düşman olarak görürsek bağışıklık bağışık sistemimizi geliştiremeyiz. Covid'i düşman görmeyeceğiz. Bir e, fırtına rüzgar olarak göreceğiz. Bundan nasıl faydalanırım diyeceğiz. Bunu yapabilmemiz psikolojik bağışıklığımızın, psikolojik sağlamlığımızın, psikolojik yılmazlığımızın ayakta kalması için çok önemli.